Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf 2. dönem 1. yazılısıyla birlikteyiz. Evet, sorularımızı birlikte çözeceğiz. Eğer bu tür yazılı sorularının devamını istiyorsanız, çözümlerinin de devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, A bölümüyle başlıyoruz. Write the words under the correct picture. Evet, doğru resimlerin altına uygun kelimeleri yazacağız. Evet, önce kelimelerimize bakalım. A postman, postacı. A photographer, fotoğrafçı. Tailor, terzi. Hairdresser, kuaför. Pilot, pilot. Evet, a postman, postacıyla başlayalım. Evet, şurada göründüğü üzere. Postman, postacı. A photographer, fotoğrafçı. Fotoğrafır. Evet, siz daha düzgün yazmaya çalışın. Üçüncü mesleğimiz neydi? Tailor, terzi. Onu da en başa yazıyoruz. Görüldüğü üzere elinde makası var. Evet, hairdresser, kuaför. Evet, kuaförün de elinde makası var. Ama evet, gördüğünüz gibi saç kestiği için evet, hairdresser diyoruz. Evet, son mesleğimiz de pilot. Evet, burada da gayet açık bir şekilde evet, belli olmuş pilot. Evet, şimdi B bölümüne geçelim. Evet, birinci cümlemizdeki kelimelerimize bakalım. Can, ebilmek, abilmek. A technician, bir teknisyen. Electrical devices, evet, elektrikli cihazları. Evet, repair'da tamir etmek. Ne diyeceğiz? Bir teknisyen elektrikli cihazları tamir edebilir diyeceğiz. Yani a technician can repair electrical devices. Evet, siz tabii daha okunaklı yazarsınız yazılıda. Evet, ikinci cümlemize geçelim. Karışık kelimelerimize bakalım. To different places, farklı yerlere. A driver, sürücü, şoför. Drive people can. Evet, burada ne diyeceğiz? A driver, önce özneyle başlıyoruz. A driver, bir sürücü, bir şoför. Can, evet yardımcı fiilimiz can. Can drive people. Evet, insanları. Evet, two different places. Evet, insanları farklı yerlere götürebilir. Evet, üçüncü cümlemize gelelim. Write a secretary can letters and emails. Yine öznemizle başlayacağız burada. Öznemiz ne? Evet, a secretary, yani bir sekreter. A secretary can yapabilir. Ne yapabilir? Write. Evet, bir sekreter yazabilir. Ne yazabilir? Letters and evet, dördüncü cümlemize geçtik. Cars can a mechanic mend. Evet, a mechanikle başlayalım. Yani bir araba tamircisi veya tamirci. A mechanic evet, can mend, tamir etmek, tamir edebilir. Cars, evet, bir oto tamircisi arabaları tamir edebilir dedik. Evet, beşinci cümlemize geçtik. Teach new things, yeni şeyler öğretmek. At school, a teacher can, two students. Evet, bunu da yine özneyle başlatıyoruz bu cümlemizi. A teacher, bir öğretmen. Evet, özneden hemen sonra can, yardımcı fiilini getirdik. A teacher can. Evet, bir öğretmen yapabilir. Ne yapabilir? Can teach, öğretebilir. New things, evet, yeni şeyler öğretebilir. Evet, two students, öğrencilere yeni şeyler öğretebilir. Nerede? At school. Evet, güzel. Şimdi C bölümüne geçelim. C bölümünde verilen tekstin metini in, at, on ile bu edatlarla uygun bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Evet, okumaya başlayalım. My father's name is Jack. Babamın ismi Jack'tir. He is a math teacher. O bir matematik öğretmenidir. He usually gets up. Evet, o genellikle saat 6:30'da kalkar diyeceğiz. Burada saatten bahsettiği için at.
He usually gets up at 6:30. On Tuesdays, salı günleri ve Thursdays. On Tuesdays and Thursdays, he has lunch in the school at yine 12:30. Yine saatten bahsettiği için at edatını kullandık. Evet, cümlenin Türkçe anlamına da bakalım. Evet, salı günleri ve perşembe günleri saat 12:30'da okulda yemek yer. Because, çünkü he has lessons. Çünkü dersleri var diyor. At the weekend, hafta sonu he gets up later, daha geç kalkar. My father has his summer holiday in August. Evet, aylardan önce in edatını kullanıyorduk. Evet, my father has his summer holiday in August. Evet, babam yaz tatilini Ağustos'ta kullanır. Ağustos'ta tatile çıkar. He has a difficult job, but he loves it. Evet, onun zor bir işi var fakat o işini çok sever demiş. Evet, şimdi D bölümüne bakalım. Evet, match the dates. Evet, şimdi tarihleri eşleştireceğiz. Evet, birinciye baktığımız zaman 1881 birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? 1881, yani birinci ifadeyle eşleştirdik. The 29th of October. Evet, 29th, evet, 29. October. Bakalım. Evet, şurada görüyoruz zaten. Evet, 2 ile eşleştirdik. Evet, 1923. Burada yine bir yıl var. Evet, 19 ve 23. İkisini birleştirirsek ne olur? 1923. Evet, tarihleri bu şekilde ikili ikili okuyorduk. Evet, the 19th of May, Mayıs'ın 19'u. Evet, şurada zaten görülüyor. Evet, the 1st of May, Mayıs'ın 1. günü. Mayıs'ın 1'i, o da 5 oluyor zaten. Evet, şimdi E bölümüne geçtik. E bölümde yine kısa bir tekstimiz var, okuma parçamız var. Evet, bu teksti okuyup yandaki soruları buna göre cevaplayacağız. Peki, önce bir tekstimizi okuyalım. I am Selena, ben Selena'yım. I was in Şanlıurfa with my family. Ailemle birlikte Urfa'daydım, Şanlıurfa'daydım. The hotel was clean and comfortable. Otel çok temiz ve konforluydu, rahattı. I saw Balıklı Göl and we went to Göbekli Tepe and Halfeti. Evet, burada gezdiği yerlerden bahsetmiş. Evet, Balıklı Göl'ü gördüm diyor. Ondan sonra Göbekli Tepe'ye gittim ve Halfeti'ye gittim diyor. I took lots of photos. Pek çok fotoğraf çektim. It was really amazing. Gerçekten inanılmazdı. Çok güzeldi. The weather was sunny and hot all weekend. Bütün hafta boyunca hava çok sıcaktı ve güneşliydi. We had a great time in Şanlıurfa. Şanlıurfa'da çok güzel vakit geçirdik diyor. Evet, şimdi yandaki sorularımıza göre cevaplayalım. Evet, who was Selena with in Şanlıurfa? Evet, Selena Şanlıurfa'ya kiminle gitti veya Şanlıurfa'da kiminle beraberdi? Evet, Şanlıurfa'ya kiminle gitmişti Selena? With my family diyor, ailesiyle değil mi? With her family. Evet, which is true? Hangisi doğrudur diyor. They stayed in a tent. Bir çadırda mı kalmışlar? Hayır, bir otelde kalmışlardı. The sightseeing tour was boring. Evet, bu gezinti çok sıkıcıydı diyor. Hayır, tam tersine çok really amazing diyor. Eğlenmişler, çok güzeldi diyor. The hotel was horrible. Otel veya otel korkunçtu diyor. Hayır, otel çok temiz ve rahattı diyor. Selena took a lot of photos. Evet, burada zaten I took lots of photos diyor. Evet, o zaman D şıkkı doğru. Evet, üçüncü cümlemize bakalım. How was the weather? Hava nasıldı diye soruyor. The sun shone
Brightly, it was cold and cool and cloudy. It rained all weekend. It was sunny and hot. Evet, bakalım hava ile ilgili cümleye. The weather was, evet, ne diyor? Sunny and hot. Güneşli ve sıcaktı diyor. Yani D şıkkı. Evet, doğru. Evet, şimdi F bölümüne gelelim. Read the text and put. Evet, burada evet emojilerimiz var. Gülen emoji, yani mutlu olan emoji ve de üzgün olan emoji. Bakalım. Evet, my name is Vefa. Adım Vefa'dır diyor. I think funfair is amazing. Evet, bence diyor Luna Parklar inanılmaz, çok güzeldir diyor. Evet, I love roller coaster. Evet, roller coaster'ı severim. Bu Luna Parklardaki trenden bahsediyor. I love roller coaster. Evet, o zaman roller coaster'ı sevdiği için. Evet, roller coaster'ı sevdiği için ne diyelim? Evet, gülen emoji yapalım buraya. Şöyle, evet. But I don't like ghost train. Fakat ghost train'i sevmedim diyor. Hayalet treni sevmedim. O zaman evet, ne yapacağız buraya? Şöyle. Evet. I think it's terrifying. Bence dehşet verici diyor. I like wave swinger because it's exciting. Evet, wave swinger, bu da dalga salıncağı gibi bir şey galiba. Yine Luna Parklardaki oyuncaklardan bir tanesi. Evet, wave swinger'ı sevdim diyor. O zaman evet, gülen emojimizi yaptık. I don't like carousel. Evet, atlı karıncayı sevmem. Evet, atlı karıncayı sevmiyor. O zaman evet, ne yapıyoruz? Evet, atlı karıncayı sevmem. I don't like carousel and bumper cars. Çarpışan arabaları da sevmem diyor. Bumper cars'ı. Evet, onları da sevmiyor. Evet, onlar sıkıcı. Evet, look at the chart and write true or false. Evet, şimdi bakalım birinci cümlemize. It's sunny on Monday. Pazartesi günü. Hava güneşlidir diyor. Ama tam olarak güneşli değil sanki. Burada hafif bir yağmur var. Evet, o zaman ne diyeceğiz? Bu birinci cümle için. Evet, false diyeceğiz. Yani yanlış. Evet, ikinci cümlemize bakalım. On Friday, cuma günü, it's 22 Celsius degree. Evet, cuma günü 22 derecedir. 22 santigrat derecedir diyor. Doğru. Evet, yani true diyoruz. Evet, it's not snowy on Wednesday. Çarşamba günü hava evet karlı değildir. Evet, çarşamba gününe baktığımızda kar yok. True, yani doğru. It's 12 Celsius degree on Tuesday. Salı günü hava 20 derecedir diyor. Evet, bu da doğru. Evet, it's rainy on Thursday. Perşembe günü hava yağmurludur diyor. Evet, burada yağmur yağdığını görebiliyoruz. Bu da doğru. Evet, put the verbs in the correct order. Yine kelimeleri evet doğru bir sırayla yazacağız. İbrahim, evet yine burada olumlu bir cümle. Evet, burada önce özne ile başlamamız gerekiyor. Evet, İbrahim. Şöyle. Evet, İbrahim is, şimdiki zaman drawing. İbrahim bir evet, resim çiziyor diyoruz. Drawing a picture. Evet, bakalım Yusuf ne yapıyormuş. Yine Yusuf özne ile başlıyoruz. Yusuf is driving his car. Evet, Yusuf arabasını sürüyor. Evet, burada üçüncü cümlemize baktığımızda öznemiz Buse. Evet, Buse is looking for. Evet, Buse arıyor. Ne arıyormuş? Looking for her toy. Oyuncağını arıyor. Evet, dördüncü cümlemizi de yazalım. Evet, Ayşe is
Preparing, hazırlıyor. Ayşe hazırlıyor. Neyi hazırlıyormuş? Her suitcase, evet, valizini hazırlıyor, bavulunu hazırlıyor. Evet, şimdi diğer bölümümüze geçebiliriz. Evet, choose the correct answer. Burada da yine doğru olan cevapları seçeceğiz. Evet, birinci cümlemize bakalım. Hasan, do you like pizza very much? Would you like some? Evet, pizzayı sever misin? Biraz ister misin? Bakalım Mehmet ne diyor? Yes, pizza is really delicious. Thank you very much. Evet, bir pizza çok lezzetlidir. Teşekkür ederim. Hasan. Evet, Hasan'ın burada hangi cevabı vermesi lazım? Evet, thank you very much dediği için Mehmet'in, Hasan'ın da evet, bir şey değil, önemli değil anlamında you're welcome demesi gerekir. Yani D şıkkı doğru. Evet, put the sentences in the correct order to make a dialogue. Evet, bir diyalog yapabilmek için cümleleri doğru sıraya koyun diyor. Evet, bakalım. I'm sorry, it's all gone. Bu birinci cümle olamaz. Can I have some creel, evet, diyalogumuzun ilk cümlesi bu olmalı değil mi? Can I have some cereal, please? Biraz daha tahıl alabilir miyim? Evet, birinci sırada bu olmalı. Evet, şurası bir. Evet, buna bir cevap olarak I'm sorry, it's all gone. Özür dilerim ama hepsi bitti diyor. Evet, ikinci cümlemiz de bu olmalı. Evet, would you like anything else? Evet, başka herhangi bir şey ister misiniz? Bu da üçüncü cümlemiz. Evet, yine son cümlemiz. Some cheese and olives, please. Biraz peynir ve zeytin lütfen. Evet, bu sıralamayı hangi şık yapmış doğru bir şekilde bakalım. Evet, şurada D şıkkı 2, 1, 3 ve 4 sıralamasını yapmış. Evet, şimdi 3'e geçelim. Evet, Neşet bir soru sormuş. Bakalım Samet hangi cevabı vermiş? Some cheese and sausages, please. Evet, biraz peynir ve sosis istiyorum demiş. Demek ki bu sorunu, bu cevabın sorusu ne olmalı? Evet, what would you like to eat demiş B'de. Evet, diğer şıklara hiç bakmamıza bile gerek yok. Evet, B şıkkını işaretleyelim. Evet, dörde bakalım. Am Makito from Tokyo. Evet, ben Tokyo'dan Makito. On weekdays I often have a quick breakfast. Evet, hafta içi günlerde diyor, sıklıkla böyle hızlı kahvaltılar yaparım. Evet, bagel and milk is my favorite. Evet, simit ve süt benim favorimdir. Rice is popular in Japan. Evet, pirinç Japonya'da çok popülerdir diyor. I don't like it. Ben onu sevmem. Yani pirinci sevmiyorum. But, fakat. Mom thinks it is, evet, it's nutritious. Fakat annem onun besleyici olduğunu düşünür diyor. Evet, şimdi bakalım. Evet, şimdi şıklarımıza tek tek bakalım. Evet, A'da ne diyor? Makito's favorite meal is rice. Evet, Makito'nun favori yemeği, öğünü pirinçtir diyor. Fakat ne demişti Makito? Bagel and milk is my favorite demişti. O zaman bu A'daki ifade nedir? Yanlış bir ifade. Bunu geçtik. Evet, Makito prefer bagels or rice demiş. Buranın aslında rice değil, buranın milk olması gerekir. Ancak o zaman doğru olur. Evet, Makito prefer ne diyeceğiz? Bagels and milk diyeceğiz. Evet, burada B şıkkının doğru olması için. Peki C'ye bakalım. Makito thinks rice is healthy. Evet, Makito pirincin sağlıklı olduğunu düşünür ama Makito düşünmüyor. Annesi bunun böyle olduğunu düşünüyor. Makito never has breakfast on weekdays. Evet, hafta içi günlerde Makito asla
kahvaltı yapmaz diyor. Yanlış. Ne demişti? Hızlı kahvaltı yaparım demişti. Evet, o zaman burada doğru şıkkın B olabilmesi için şurayı düzeltmemiz lazım. Evet, B'yi mi olarak düzeltirsek doğru cevabı da vermiş oluruz. Evet arkadaşlar, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın sakın.